Sevgili seyirciler, Hayat Sanat'tan herkese merhaba. Türkiye'nin kültür sanat kanalı TRT2'deyiz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var, Tan Sağtürk. Ama önce haber turu. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Kahramanmaraş'ta açıldı. Düşünceleri ve şiirleriyle Türk Edebiyatı'nda yer edinen Yedi Güzel Adam adına açılan müze, tarihi Maraş Lisesi'nden dönüştürüldü. Açılışta Nuri Pakdil ve Rasim Özdenören konuşma yaptı. Gerçekten göz yaşartıcı bir faaliyettir. Hem bizim nostaljimiz açısından, hem Maraş'ımızın, ülkemizin, memleketimizin tanınması açısından. Maraş'ın benim dünyamda özel bir yeri vardır ve Maraş benim için vazgeçilmez bir tutkudur. Müzede Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan ve Alaaddin Özdenören'in yaşamı ve edebiyat çalışmalarından kesitler ziyaretçilerini bekliyor. Resimleriyle Azerbaycan'dan Türkiye'ye köprüler kuruyor. Azeri ressam Profesör Arif Aziz, Beyaz Köprü sergisiyle İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor. Ben bir şanslı insanım Allah tarafından. İlk benim sergim İstanbul'da 1995 yılda oldu. Bu, 1995 yılında ilk sergisini açan Halk Ressamı Onursal unvanına sahip sanatçının 28. sergisi. Sanatçının 86 eserinin yer aldığı ve küratörlüğünü Meyçem Ezengi'nin yaptığı sergi, 12 Nisan'a kadar Nev Mekan Sahil Nev Galeri'de görülebilir. Sakıp Sabancı Müzesi'nde sergi ve müzik iç içe. Avrupa'nın önde gelen özel koleksiyonlarından 513 eseri kapsayan Rus Avangardı, Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek sergisi fonunda konserler devam ediyor. Yeni müzik platformu Sahneden konserlerinin dördüncüsünde müzisyen Can Kazaz akustik bir performans sergiledi. Serginin renkli atmosferi ve şarkılar iç içe geçti. Sevgili seyirciler, Hayat Sanat'tayız. Müzisyen Dilek Türkan'la Kadın Eli Değmiş Şarkılar konserini konuştuk. Renkli konser görüntüleriyle özel röportajımız geliyor ekranlarınıza. Buyurun efendim. Neveser Kökteş'ten Leyla Saz'a, Türk müziğine damga vurmuş bestekarların eserleri, Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde yankılandı. Kadın Eli Değmiş Şarkılar etkinliğinde ninni sesli sanatçı olarak anılan Dilek Türkan sahnedeydi. ...8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen konsere ilgi büyüktü. Bundan belki 100 sene önce aynı duyguları yaşamış kadınlar vardı Türkiye'de ve bu kadınlar çok güçlü kadınlardı. Bugün bir kız çocuğu konservatuvar okumak istediğinde ailesi tarafından artık desteklenebiliyor ama o zamanlar öyle değildi. Kadının güçlü olmaya başladığı, güçlü olmaya çalıştığı dönemlere aitti o şarkılar. Sanatçı Türkan, şimdiye kadar severek seslendirdiği şarkıların yanında
Bugüne kadar hiç söylemediği şarkıları da repertuarına aldı. Sanatçı babası için yazdığı eserin yanında İstanbul'a ilk geldiği günlerin anısına bestelediği şarkıyı da izleyenlerin beğenisine sundu. Yeni bir şey katmak bize heyecan veriyor. Ya ben seviyorum. Aynı şarkıları söylemekten ziyade farklı şeyler de söylemeyi seviyorum. O yüzden bu tarz projelerde buna vesile oluyor. Biraz daha heyecanımızı diri tutuyor diyebilirim. Eşi Derya Türkan'ın da kemençesiyle Dilek Türkan'a eşlik ettiği Kadın Eli Değmiş Şarkılar konseri dinleyenleri mest etti. Sevgili seyirciler, şimdi göçlerle dolu insan hikayelerine şahitlik ettiğimiz bir sergiye gidiyoruz. Göğü çadır eyleyenler. Buyurun efendim. Göçmen, mülteci veya sığınmacı. Kimileri ülkesindeki iç savaş nedeniyle, kimileri ekonomik sıkıntılar yüzünden yaşadığı topraklardan göç etmek zorunda kalan insanlar. Onlar göğü çadır eyleyenler. Göğü çadır eyleyenler sergisi Suriye'den Yemen'e, Çad'dan Bangladeş'e, Balkanlardan Kuzey Avrupa'ya göç eden ailelerin yaşadıklarını belgeliyor. Nurettin Boydak, Abdullah Kibritçi ve Burak Berberoğlu'nun fotoğraflarından oluşan serginin küratörlüğünü Nurettin Boydak üstleniyor. Bu sergiyi açmamızdaki en büyük amaç aslında göç olaylarının fotoğraf sanatına çok yansıtılmadığını düşündük. Bu amaçla serginin hikayesi çıktı. Sergimizin adı Göğü Çadır Eyleyenler. Göç eden insanlar aslında gökyüzü onlar için bir çadır ve sürekli yollardalar. Bu insanlar kendi ülkelerinden iç çatışmalar, bölgesel savaşlar ve ekonomik olaylardan dolayı aileleriyle beraber çoğu kez göç etmişler ve günlerce hatta aylarca göç eden insanların hikayelerini gene bu yollarda dinledik. Doğu Guta tahliyesinden kareler, göç sırasında doğan bebekler ve hayata tutunmaya çalışan insanların mücadelesi. İnsanlığın savaş ve yoklukla iç içe geçen trajedisi fotoğraflarla yansıtılıyor. Göğü Çadır Eyleyenler sergisi Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde 16 Mart'a kadar görülebilir. Sevgili seyirciler, Hayat Sanat'tayız. Bugün konuğumuz Tansa Türk olacak. Şimdi başka bir sergi haberine gidiyoruz. Bir Japon sanatı sergisine. Buyurun efendim, izleyelim. Japon Sanat Merkezi'nde Mürekkebin Ruhu sergisi kapılarını sanatseverlere açtı. Sergide Göknil Sarıoğlan imzalı Sumi'e eserler bir araya geldi. Sumi'e kelime anlamıyla kömür resmi anlamına geliyor. Kömür yani mürekkeple resim yapmak anlamında kullanılıyor. Ana vatanı Çin'den Zen rahipleri vasıtasıyla Japonya'ya yayılan Sumi-e sanatında asıl olan en az fırça vuruşuyla istenen şeyin anlatılabilmesi. Kağıdı, sıkıştırılmış kömür çubuğundan oluşan boyaları ve fırçalarıyla farklı bir estetiğe sahip olan Sumi-e'de temel olan göze görünenin aynen resmedilmesi değil, görünmeyenin yakalanabilmesi. Kağıtta hayat bulan bu Japon sanatı, ruhun resme yansıtılmasını temel alıyor. Sergilenen eserlerin sahibi sanatçı Göknil Sarıoğlan,
Sumi'e mürekkep resmi çalışmalarına devam ediyor. Japon Sanat Merkezi'ndeki kişisel sergilerin 10.sü olan Mürekkebin Ruhu, 16 Mart'a kadar bu sanatın meraklıları için kapılarını açık tutuyor. Beş Sanat'ta bugün edebiyat var, çocuk edebiyatı. Melike Günyüz bize çocuk edebiyatını anlatıyor. Buyurun efendim. Çocuk edebiyatı 20. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan bir edebiyat türü. 2-14 yaş arası çocukları içine alan bu tür, onların hayal dünyasını beslerken yorumlama yeteneklerini de geliştiriyor. Sanat ve estetik açıdan çocukları duyarlı biçimde yetişkinliğe hazırlayan bu kavram, bir geçiş dönemi edebiyatı olarak karşımıza çıkıyor. Çocuk masalları üstüne çalışan Melike Günyüz, çocuk edebiyatı kavramının çocuk kitaplarıyla sınırlandırılmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Tabii çocuk edebiyatı aslında çok genel bir kavram. Çocuk kitabı ise bu edebiyatın görünür olduğu materyal demektir. Dolayısıyla çocuk edebiyatı aslında yazıya ve kitaba geçmeyen ninnileri, manileri de içerir. Bir diğer fark da bence her çocuk kitabı çocuk edebiyatı değildir. Yani bir şeyin kitap halinde olması, satılabilir bir ürün olması onun edebi niteliği olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla da ikinci bir ayrım da aslında içerik ve nitelikle ilgili bir ayrım. Çocuk kitapları biblioterapi yöntemiyle şifa aracı olarak da kullanılıyor. Psikolojik tedavi yöntemi olan biblioterapi, edebiyat yoluyla sorunlara çözüm arıyor. Çocuk edebiyatı bu konuda önemli işleve sahip. Çocuk edebiyatı toplumun turnusol kağıdıdır. Yani toplumda sorun alanları, problem alanlarıyla ilgili her ne varsa çocuğun gündeminde bunu normalleştirmek ya da onun özdeşim kuracağı kahramanın da başına benzer soruların ve sorunların gelebileceğini göstererek çocuğu rahatlatmak amacıyla kullanılır. Bütün dünyada da bu böyledir. Son zamanlarda akran şiddetiyle ilgili kitaplar yayınlıyoruz ya da tacizle ilgili kitaplar yayınlıyoruz. Yani çocuklara bununla ilgili meselelerde hem kendilerini nasıl koruyacaklarını hem de eğer bir problemle karşılaşmışlarsa bunun tek olmadıklarını, en azından edebiyattaki kitaplardaki karakterlerin de başlarına böyle problemler gelebildiğini, onların bir şekilde bunun üstesinden sorunun çözümü noktasında üstesinden gelebildiklerini görmeleri ve kendileri içinde bir çıkış yolu olacağının umudunu çocuklara vermek için bu kitaplar aslında yazılıyor. Bu sebeple de her edebiyat kahramanı aslında biraz çocukların kahramanı ve sorunlarının çözümünün anahtarı. Melike Günyüz, dünya çocuk edebiyatından farklı olarak ülkemizde eğitim odaklı içeriklerin hakim olduğu görüşünde. Dünyadaki çocuk edebiyatı yazarlarıyla bence Türkiye'deki çocuk edebiyatı yazarlarının arasındaki en önemli fark bu. Bizde bir öğretmen mantığıyla bir davranış biçimini değiştirmek üzere çocuk kitapları yazılıyor. Oysa ki dünyada bu bir edebiyat konusudur. Özellikle mesela Amerika'da yayınlanan kitaplara baktığınızda iç savaş, kölelik, çok önemli, çocuk edebiyatının çok önemli konularından bir tanesidir. Ama biz mesela bu tarz sorunlarımıza, kendimizle, geçmişimizle yüzleşmek gibi meseleleri bir kenara bırakarak daha çok çocukların davranış biçimlerini geliştirmeye yönelik metinleri özellikle eğitimde kullanmayı tercih ediyoruz. Oysa ki esas olan şey aslında o geçmişten gelen zengin birikimle yeni ve bugüne dair söz söyleyebilmek. Çocuk edebiyatında illüstrasyonlar da önemli bir yer tutuyor. Uluslararası fuarlara gittiğinizde aslında Korelilerin, Çinlilerin, Uzak Doğuların kendi kitap illüstrasyonu konusunda bir dili olduğunu, bir üslup olduğunu görüyoruz. İran'ın başlı başına bir anlatım dili var çocuk kitaplarında. Türkiye birçok aslında kültürün harmanlandığı ve geçişin olduğu bir ülke. Ben bu anlamda çok bizim klasik sanatlarımızın ve geleneğimizin yeniden üretildiği bir çocuk dili yakaladığımızı düşünmüyorum.
Çocuk edebiyatı öneminin kavrandığı her geçen gün, onları okuyan çocuklar için yeni ufuklar çizmeye devam edecek. Melike Günyüz'e teşekkür ediyoruz. Arkadaşımız Sümeyye Yılmaz'ın haberiyle Türkiye'nin denizcilik tarihine dair bir yolculuğa çıkıyoruz şimdi. Buyurun efendim. Piri Reis'ten Barbaros Hayrettin Paşa'ya büyük Türk denizcilerinin hikayeleri, saltanat kayıkları, armalar ve tuğralar, Türkiye'nin ilk askeri müzesi olan İstanbul Deniz Müzesi'nde sergileniyor. 1897'de 2. Abdülhamid'in izniyle kurulan müze, 58 yıldır Beşiktaş'taki binasında hizmet veriyor. Tam 121 yıldır ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkaran müzede, dünyanın yaşayan en eski kadırgasının da aralarında bulunduğu yaklaşık 20 bin eser mevcut. Türklerin 11. yüzyılda denizle tanışmalarından Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen süreyi Osmanlı Donanması sergisi anlatıyor. Sergide deniz zaferleri ve büyük denizcilerin serüvenleri kronolojik ve tematik olarak sunuluyor. Burada Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin orijinal sancağı, Piri Reis'e ait Kitab-ı Bahriye'nin el yazması ve pek çok tarihi seyir aleti gözler önüne seriliyor. Cumhuriyet Donanması Salonu'nda donanmanın Cumhuriyet döneminden günümüze kadarki gelişimini görmek mümkün. Sembol gemilerden Yavuz'un parçaları ise Yavuz Salonu'nda sergileniyor. Tam teçhizatlı dalgıç elbiseleri, dalgıç başlıkları, pusulalar ve daha niceleri bu katta bulunuyor. Ordu'da zaman içinde değişen giyim anlayışı da müzede görülebiliyor. Erken dönemde giyilen şalvar, kaftan, yelek ve sarığın yerini pantolon, ceket, setre ve fes alıyor. Müzede 15. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlayan Kaptan Paşa, Kadırga Reisi ve Levent kıyafetlerinin yanında günümüze kadar kullanılmış ve hala kullanılan üniformaların replikaları da var. Şehitler Salonu'nda ise Ertuğrul Fırkateyni kazası, Trablusgarp, Balkan ve Birinci Dünya Savaşı şehitleriyle ilgili belge ve fotoğraflar ziyaretçilere yoğun duygular yaşatıyor. Saltanat yatı olarak anılan, üç padişah ve Mustafa Kemal'e hizmet eden Ertuğrul yatı ve Atatürk'ün yatta kullandığı eşya da ziyaretçileri bekleyenler arasında. Mükemmellik sertifikası ve faydalı uygulamalar başarı ödülüne sahip İstanbul Deniz Müzesi, pazartesi hariç haftanın her günü ziyaretçilerini bekliyor. Sevgili seyirciler, birazdan kıymetli konuğumuz Tansel Türk bizimle olacak. Ama önce onunla ilgili hazırladığımız görüntüleri izliyoruz. Buyurun efendim. Tansel Türk, Türkiye'de bale denince akla gelen ilk isimlerden. Çocukluk yıllarında başladığı bale, onun hayatının büyük tutkusu. Ayrı macerada, ayrı... Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yüksek Bale Bölümünü bitiren Sağ Türk, profesyonel hayatına Fransız Genç Balesi ile Paris'te başladı. Dünyanın prestijli sahnelerinde dans etmiş olan Sağ Türk, Fransız Devlet Balesi'nde yıldız dansçı olarak uzun süre görev yaptı. Sanatçı, dönemin Fransa Devlet Başkanı Jacques Chirac tarafından Elize Sarayı'na davet edilerek Fransız Devlet Balesi nezdinde onurlandırıldı. Kalple Allah için, ayrı
Tansa Türk, Avrupa'nın yanı sıra İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde baş balet olarak çalıştı. Türkiye'de ve yurt dışında önemli projelerde yer alan sanatçı, 12 yıl aradan sonra Devlet Opera ve Balesi'ne geri döndü. Sağ Türk, Troya Operası'nda sergilediği sahne şovuyla unutulmaz bir performansa imza attı. Balenin ve dansın sevdirilmesi için birçok kitap çalışmasına da imza atan balet, kurucusu olduğu Tansa Türk Akademi ile Türkiye'nin dört bir yanında eğitim veriyor. Sağ Türk'ün şimdiki hedefi ise bale eğitimi alamayan yetenekli çocuklar için vakıf kurup Türkiye'ye genç balerinler ve baletler kazandırmak. Sevgili seyirciler, Hayat Sanat'tayız. Tancım, hoş geldin programımıza. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum davet ettiğin için beni. Çok biz teşekkür hayırlı ediyoruz. Hayırlı olsun programın. Teşekkür ediyoruz. Biz TRT teşekkür 2'nin kurulması da çok değerli bir fenomen oldu bence. Olay evet, oldu. En azından kültür sanat dünyası için çok büyük bir haber oldu. Gerekliydi, hepimizin, olması gerekir. Evet. Uzun sürede sürmesi gerekir. Hepimizin de desteklemesi gerekir diye düşünüyorum böyle kanalları. Tancım, arkadaşlarımdan öğrendiğim bir bilgiye göre yayına girmeden hemen önce bir haber almışsın. Onu paylaşmak ister misin sevenlerinizle, hocanızla ki, ilgili? Tabii ki. Bir... Yani bizim için çok değerli, Türk Balesi için çok son derece önemli öğretmenimizi vefat haberini aldık. Türk İzmir Devlet Opera Balesi'nin baş koreografı idi kendisi. İlk baş koreograf, kurucu Suna Şenel hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine sabır diliyoruz. Sabır diliyoruz. Sevenlerine, öğrencilerine, yetiştirdiği onca öğrenci. Evet, zor bir süreç çok esasında. Zor. Benim için de kolay olmayacak ama evet. Hayat böyle işte. Evet, keşke hocalarımız uzun yaşasa ama onlar hep bizim aklımızda. Hep bizim yolculuğumuzda yaşayacaklar bize ve bize eşlik edecekler. Bizler yaşatacağız onların bütün bize verdiklerini. Evet. Tancım, şimdi tabii böyle bir giriş olunca aslında çok heyecanlı olan Troya'dan çok heyecanlı bahsedememiş olduk ama oraya dönecek ya da girecek olursak görüntülerimizin üzerine Türkiye'deki çok önemli bir projeden bahsediyoruz Troya deyince. Çünkü Troya ilk Türkçe operamız. Çok önemli bir geleneğin üstüne oturuyor, kültürel mirasın üstüne oturuyor. 2018 Troya yılı biliyorsun, yani 20. yılıydı UNESCO'nun seçmesinin ve geçen yılda ülkemizde böyle bir yıl ilan edildi. Ve sonrasında haberler çoğalmaya başladı ve Troya ile ilgili muhteşem bir prodüksiyon, proje geliştirdi. Onun öyküsünü senden biraz dinleyelim. Sonrasında da istersen senin katılma öykünden sonra biraz Troya'ya giriş yapalım. Olur, onun seve seve. Senin karakterine. Buyur lütfen. Seve seve tabii. Fikrin mimarı Murat Karahan. Evet. Sevgili dostum. Devlet Opera Balesi genel müdür olarak geldi ve gerçekten sihirli dokunuşlar yapıyor. Hem kalbi de çok geniş. Yani anlatamayacağım sonsuz iyilikler peşinden koşmaya çalışıyor. Ben birçok şeyi çok değiştireceğini pozitif anlamda Türk Balesi ve Operası adına düşünüyorum Murat arkadaşımızın. Troya da böyle fikirle geldi. Yani tabii Türkiye topraklarından çıkan evet. Çok değerli bir mitolojik öykü. Bunu aynı zamanda opera ve bale karmasıyla bütünleştirmek. Yani tabii bana ilk teklif ettiği zaman daha önce benim de hiç görmediğim, şahit olmadığım bir projeydi aslında evet. Bu. Ana karakterlerin opera ve baleden bölüşülmüş olması. Acaba hangi sürprizler bizi karşılayacak? Kendimi içinde buldum. İkna etti beni. Hem de tabii yaşım gereği genç bir dansçı değilim. Tekrar Devlet Opera evet, Balesi'ne geri dönüş güzel, tam... yapılacak. Yani birçok tırnak içinde bilinmez içine girmiş oldum. Ama sen de çok iyi biliyorsun beni ki kendi mesleğim adına. Yani ne yapılması gerekirse
ucundan her da tutmaya çalışırız. Sen de öylesin. Yani ucundan tutmaya her zaman çalışırız kendi mesleklerimizin. Seve seve içinde buldum kendimi. İyi ki de girmişim. Muazzam bir atmosfer oluşmuş oldu. Bujor Ohanik müziklerini yazdı. Oğlu sanıyorum librettolar değil mi? Evet, Aytun librettosunu yaptı. Volkan Ersoy koreografilerini üstlendi. Evet. Ben Hector rolüyle gelmiş oldum. Yani kardeşi Murat Karahan Paris'i oynuyor. Evet. O muhteşem sesiyle sahne üzerindeyken ben de hani muhteşem demeyeyim ama kendim söylemiş olmayayım seyircinin eminim öyle, şeyi. Eminim öyle. Ama içinde çok konforlu hissettiğim bir şekilde bir role bürünmüş olduk. Hem ben dans ediyorum Aşil'le beraber, aynı zamanda Helen ve Paris sesleriyle tabii rollerine can veriyorlar. Seyirci için bence hem opera severler hem bale severler. Yani inanılmaz bir şovla karşılaşmış oldu. 300'ün üzerinde sahnede sanatçıyız. Muazzam bir koro, Ankara Devlet Opera Balesi korosu. Çift orkestra kullanıldı. Yani her şey büyük, çok mas güzel. Mas kullanıldı. Recep Ayılmaz da reisini üstlenmiş oldu. Çok kısa bir sürede eser çıktı ve seyirciyle buluştu. İlk tabii perdeyi açtık ve seyircinin reaksiyonunu merak ediyoruz. Biz evet kalabalığız ama sonuç acaba nasıl gözüküyor? Seyirciden aldığımız biz o kadar fazla ki, o kadar alkış yoğun ki. Yani sanki eser kadar bir de alkış beraberine geliyor oldu. Umarım böyle prodüksiyonlar Türk opera ve balesinde olacaktır her zaman. Bundan evet. Sonra Murat'la beraber zannediyorum her yıl bir sürprize şahit olacağız diye düşünüyorum. Ben de bir tırnak içinde artık Devlet Opera Balesi'ne tekrar geri dönmüş oldum. Benim için de çok büyük. Tancım, Devlet Opera Balesi'nin biliyorsun TRT 2 ile şu anda ortak yürüttüğü bazı şeyler var. Cumartesi günü seyircilerimiz onu izleyebildiler. Belki tekrar izleyecekler. Evet. TRT 2'de şu anda böyle kültür sanat olayları da oluyor. Biraz bu hikayeye girecek olursak. Herkesin bildiği bu Truva Atı hikayesi. Evet. Aslında Homeros'un İlyadası'ndan. Benim de çok yeni zamanda geçen sene Edebiyat Atölyesi'nde çalıştığım bir destandır. O yüzden çok da sevdiğim, hayran olduğum da bir destandır. Senin rolüne doğru gidecek olursak küçük bir hatırlatmayla Helen Menelaus'un eşidir. Paris bir gün Yunanistan topraklarına gelir ve Paris'le Helen birbirlerine aşık olurlar. Troya'ya doğru giderler. Menelaus çok utanç içindedir karısı gittiği için ve Agamemnon'a, kardeş Agamemnon'a orayı fethet der. Gördüğümüz hikaye budur. Bu arada senin rolün Hector'da bence İlyada Destanı'nın en barışçıl karakteri. Çünkü oğluyla, karısıyla yaşamına özenen, öykünen ve bu yaşamın güzelliğini, temizliğini anlatan, barışın güzelliğini anlatan. Aslında zaten Homeros'un da bir yaklaşımı var ki kendi de Anadolu topraklarından olduğu için Troyalıları tutarak biraz hikayeye devam eder. Burada da aynı şeyi görüyoruz sanıyorum. Ve senin karakterin Aşil'le bir kavgaya tutuşur. Evet. Bu çok önemli bir karedir. Ve şu anda görüyoruz görüntüleri hemen arkamızda sanıyorum. Evet, savaş bir görüntüleri. Duelo evet. Yapıyoruz Aşil'le. İlhan evet. Devlet Opera Balemizin baş dansçısı evet. ile beraber bir savaş sahnesi. Bu sahnede tabii bence Hector'un ölümü aslında aşkın peşinden kardeşinin evet. gitmesi, yani aşka inanışıyla ilgili bir kare bu. Ve Helen'in davranışı da hep çok ilginç. Sadece ülkesini savunmak ve korumak değil, savaşçı bir karakter evet. değil sadece. Evet. Aynı zamanda da duygusal, aşka inanan bir karakter olduğu için çok da keyif alarak dans ettim ben bu rolü. Zaten tüm karakterler, aslında ara karakterler de var. Mesela bizim annemizi oynayan Ömür Uyanık da muazzam evet. birinci perdeyi bitiren şahane bir duygu yüküyle perdeyi kapatıyor. Aynı zamanda Zeynep Aybaşı'm var. Bizim bana ağıt yakan müzisyenlerden bir tanesi. Yani tüyleriniz diken diken her ses, her karakter tekrar tekrar çıktı. Ana hikayenin dışında da bazen tabii pik yapan noktalar oluşturulmuş oldu. Her eserde olduğu gibi. Gelip görmek lazım bence. Yani canlı izlemek lazım. Canlı, canlı izlemek. Olanları biliyorsun canlı ne olduğundan lazım. Ziyade nasıl onu da evet. Yapıldığı son derece önemli. Grup muazzam. Yani koro ve bizim kordo balemiz evet. Gerçekten yani uluslararası standartlarda. Zaten şunu da söylemek lazım herhalde. İlk kez bir Türk opera balesi
Bolşoy gibi, Moskova'da Bolşoy gibi çok önemli bir sanat platformundan davet aldı. 8 Nisan'da sahnede olacağız arkadaşlarımızla beraber. Devlet başkanlarımız seyredecek beraber yan yana. Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada olmuş olacak. Bence siyasetteki o buluşmadaki kültürün kullanımı açısından da bence son derece önemli bir emsal teşkil edeceğini düşünüyorum o gün. Peki, tarihi bir gün yaşanacak o gün. Çok güzel, çok güzel bir haber bu. Ben Destan'ın en doruk noktası olarak senin babanın ağıt dedin de biraz önce ona takıldım. O yüzden sen söyleyince Priamos'un Aşil'den gidip Hektor'un cesedini istediği sahne vardır. Var. Bu sahnede Aşil öyle bir yani savaşçılığını bırakır ve barışa döner ki çünkü kendi babasını düşünür. Aslında bu hikayenin biraz savaş sahneleri evet şu an görüyoruz ama barışa övgüsü yok mudur? Var. Her açıdan var aslında. Bu yin yang gibi aslında. Savaş kullanılırken mutlaka diğer tarafta da barışın ağırlığı da aslında ön plana hep geçirilmeye çalışılmış ve duygular da onu aslında söylüyor. Tabii sahne üzerinde bazı konuları betimlerken film gibi detay giremeyebiliyorsunuz bazen. Evet. Ya çok duygusal yoğunluklar olan ya dansın çok ağırlıkta olduğu bölümlerle hikayeyi anlatmaya çalışıyorsunuz. Özellikle babamın kendi kendine kaldığı ve herkesten arındığı, arkada çok kalabalığın, güruhun hareket ederken kendi kendine kaldığı ve şarkısının tırnak içinde söylediği bir an var ki aslında bütün o söylediklerini anlatıyor. Ona da şahit olmak lazım. Yani ben gururla, iftiharla sunarız lafı vardır ya, çok uzun zamandır kullanmadığımız. Evet. Hakikaten bu eser için onu düşünüyorum. Yani gururla, iftiharla bu eser iyi ki var oldu. Bize de bir emsal oldu. Evet. Daha öncesinde gördüğümüz bir hikaye değildi çünkü bu. Opera ve balenin karışımı olan bir sanat olarak. Evet, belli opera dalları içinde dansların da yüklü olduğu eserlerle geldiler ama bu şekilde eşit derecede %50-%50 paylaşılan bir konumda bizim için de bir challenge oldu. Zannediyorum ki seyirci bizi yüreklendirdi, doğru yoldayız diye. Bizi de çok heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor bu proje. Tan, şimdi Türkiye'den çıkan bir hikayenin önce Türkiye'ye yayılması, sonra belki yurt dışında yapacağınız, bilemiyorum var mı bir turne programınız olacak mı? Berlin'e gideceğiz. Evet. Tokyo söyleniyor. Londra söyleniyor. Şimdi ilk etapta hiç fena değil çünkü hepsi de çok önemli merkezlerde olacak. Yani gittiğimiz şehirlerdeki en önemli platformlarda olacağız. Senin bir de yurt dışı ile ilgili başka bir geçmişine doğru gidersek, bir Fransa hikayen var. Senin sanatçılığına, senin dansçılığına doğru ilerlersek Troya'dan doğru. Sen de Hektor gibisindir aslında. Barışı seversin, yaymak istersin ve eğitmenlik yaparsın, çocuklara şevk aşılarsın. Önce bir nasıl olduğuna bakalım. Yani ben biliyorum annen TRT'de çalıştığı için evet ilk dansçılıkla buluşman sonrasında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda ablamla sınıf yani okul arkadaşıydınız. Evet. Sonrasında bir şey oldu ve seni yolculuk farklı bir yere götürdü. Onu senin ağzından dinleyebilir miyiz? Tabii şimdi biraz önce de andığımız sevgili Suna hocamız annemi ikna etti. Yani bu çocuk mutlaka baleye kazandırılmalı diye. Eski bir zamandı, 1980 yılıydı, askeri idare zamanıydı. Hiç unutmuyorum, konservatuvara babam götürürken sokakta askerler durdurmuştu. Ve nereye gidiyorsunuz, örfi idare demişlerdi. Örfi idare ne demek diye sorduğum zaman babama tatil demişti. Bugün tatil. Örfi idare tatilmiş. Aslında askeri idare oluyormuş 1980, 12 Eylül dönemi. Evet. Ta o dönemlerde başladık ve kolay değildi tabii bale ve özellikle tiyatro sanatçılarının da hayatlarına devam edebilmeleri kolay süreçler değildi o dönemler. Ona rağmen ailem vermiş, arkamda durmuşlar. Güzel. Ve sonrasında da yıllar süren konservatuvar eğitimi. Sonrasında bu Le Jeune Ballet de France var. Fransız Genç Balesi. Evet. Fransız Genç Balesi bir turne kapsamında Ankara'ya geldiği zaman Sevda Cenap Ant'ın çok önemli festivalleri düzenlenirdi o zamanlar. Konservatuvarlara gelmişler ve yetenek taraması yaparlar tabii her zaman. Evet. O yetenek taramalarından bir tanesinde bize önerdiler gelir misin diye.
Şans eseri 3 kontratın birden oldu o dönemde. Birisi Viyana'dan, birisi Londra'dan, biri de Paris'ten. Bunu tercih ettim. Ve Fransız Genç Balesi ile Fransa'ya gittim. Sonra da Fransız Devlet Balesi'ne girmiş bulundum. Tabii çok şey öğrendim orada. İşte burada o kadar başarılı bir yolculuk vardı ki Tan, senin gençlik dönemine denk gelen, yetiştiğin döneme denk gelen. Türkiye'de ve dünyada herkes seni bilmeye başladı. Çok iyi bir dansçıydın. Sonrasında seni Fransız hükümetinin pasaportla onurlandıracağı kadar, değil mi, Fransız pasaportu, evet, diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, talep etmeden vatandaşlığı, evet, aldım. Hakikaten şanslıydım o konuda. Çünkü bir Türk vatandaşı olarak, evet, benimsiyorlar beni. Evet. Ama bazen bazı ülkeler vize vermekte zorluk çekebiliyorlar. Tabii, muhakkak. Bir siyasi ilişkiler bazen. Evet. Bütün Fransızlar geçerken ben başvuru dans etsem de bazen beklemek zorunda kalabiliyordum gibi gibi. Evet. Onlar da bir 15 öğrenci, 15 dansçıya contrat durée déterminé dedikleri ömür boyu kontrat verdiler. Şirak zamanında, Jacques Lang, Kültür, evet, Bakanı zamanında. Evet. Şirak'ta eşiyle beraber Elize Sarayı'nda o 15 dansçıyı ağırladı. İlk kez ömür boyu kontrat verdiler 15 kişiye. Biz de gittik. Yani çok da keyifli. İşte yemek yiyoruz, beraber sohbetler ediyoruz. Şirak dedi ki, bizim size bir sürprizimiz olacak. Kabul eder misiniz bu sürprizi? Nedir o sürpriz? İşte zarflar açıldı falan. Bir pasaport. Ha, bir pasaport. Fransız vatandaşı. Ya tabii bu onur duyulacak şeyler. Çok keyifli. Çok evet, ben Türk'üm. Tabii ki. Yani burada eğitim, evet, gördüm. Bunu hiçbir zaman da unutmayacağız. Ama bir ülkenin de sanatçıya verdiği de değeri de aslında bize öğretiyor belki, evet, bu. Bu çok değerli bir şey. Çünkü güzel, küçük bir armağan belki. Küçük belki bir armağan bu ama, aslında. Evet. Tabii. Ve onu da kabul ettim ve orada kaldım. Ama sonra tabii ülkemize döndüm yine. Yani bu, çok iyi yaptın. İşte sınıf arkadaşımız Fazıl Say. Burada, evet. Yani, evet, bazı değerlerin ülkelerine dönmeleri ve burada yaşamaları da çok faydalı bence. Orada aldıkları bilgiler de çok önemli. Çünkü hocalarından aldığın birikimi bir köprü kurarak sen de öğrencilerine aktarmalısın. Sen de bu topraklar için bir şey yapmak isteyen misin? İşte Troya, yani bu, örneğin, yapacağımız Troya, çok şey var burada, evet, bu ülkede. Çok da söylenti oldu. Yani sakatlandı da döndü acaba falan, ama bunu söyletmemek için de çok uğraştım. Çünkü ne yapmam lazım? İstanbul Devlet Opera Balesi'ne girmem lazım. Yekta Kara vardı o dönemde. Evet. Kapıyı çaldım. Hülya Aksular'la sevgili dostum, onunla beraber bol bol dans ettim ki bakın sakatlanmadım ben, döndüm ama, evet, hala çalışmaya devam edebiliyorum diye. Sonra gördüğüm şu ki, bütün Türkiye'de bu meselenin yayılması ve duyurulması lazım. Tiyatro kadar efektif duyurulamayabiliyor bazı ağır sahne sanatları. Belki küçük prodüksiyonlar olmadığı için olabilir mi Tan? Taşınması kolay, evet, değil. Opera, baleler her yere açılamıyor. Evet. Pahalı bir sanat. Evet. Çok elit gibi yerde gibi gözüküyor. Diyarbakır'a okul açtık, Elbistan'a okul açtık. Yani açtık da açtık. Sadece okul açmakla da kalmadık. Söyleşiler tertipledik. Oradan bir kişiyi ikna edebilirsek bu konu hakkında, uğraştık durduk. Bir nevi cengaver gibi soyunduk Don Quixote gibi, güzel, bu meseleye. Bundan da keyif aldım aslında. Çok ben da fazla yapılmadığı için okula geleceğim, okula sonra geleceğim ama öncelikle şurayı da boş bırakmak istemem, tamamlamak isterim. Senin yöneticilik vasfında var. Evet. Evet. Yani özellikle kendi okullarımızdan bahsedersek, evet, değil mi? Yani bunu kurarken mümkün olduğu kadar yayılmacı bir şekilde kurmak iyi. Ama hani derler ya Fransızlar, kantite, kalite. Evet. Yani sayısal çoğunluğu oluştururken aynı zamanda da o kaliteyi nasıl muhafaza edeceksiniz? Yani bunun için gerçekten çok çaba sarf etmek gerekti ve bayağı çalışmak gerekti. Aynı düşünce biçimine sahip olduğumuz arkadaşlarla toplanıp omuz omuza, bu ancak komün hayat yaşar gibi olabiliyor ancak. Bir atölye kurarak, değil mi, ilk başta Nişantaşı'nda diye. Nişantaşı'nda, evet, bir yer kurduk önce. Sonra oradaki dostlarımızla yola çıkarak bir tane daha kuralım ama kaliteyi düşürmeden bunu yapmaya çalışalımdan yola çıktık. Şuna karar verdik. Eğitimde franchising, yani bu hani ürünü dışarıya verme, satma, ticarete dönüştürme meselesinden uzak tuttuk kendimizi. Hiç yapmadık onu. İnanmadık onun öyle olabileceğine. Kendimiz her defasında kurduğumuz ekibi biraz daha büyütüp aynı düşünce biçimine sahip insanlarla bir tane daha açtık. Onu kurduk. Oldu mu dedik, hadi bir tane daha yaptık. Böyle popcorn gibi çoğalmaya başladı. Her tarafa da yetişmeye çalıştık. Bir sistem oturtmaya çalıştık. Belki konservatuvarlara
vesile olan çok öğrenci taşır hale geldik. Bu çok değerli bir şey, evet, bence. Kurs programcılığında asıl amacı bence bu olmalı. Yani iyi bir seyirci yetiştirebiliyor muyuz bence? İlk ona bakmak lazım. Ya da konservatuara yetenek tarayıp bulup sunabiliyor muyuz? Bence buna da bakacağız. Ben bu okul işine iki taraftan bakacağım şimdi. Birincisi, filmlerimizde oynayan Yasemin Akyıldız vardır, oyuncumuzdur. Evet. O, siz de öğrenci biliyorsun. Evet. İlkokul düzeyinde ve çok büyük bir heyecanla kursa geliyor, geldiğini biliyorum. Hı-hı. Bir de senin diğer taraftan sana baktığım zaman, iki gün önce senin kitabını çalıştım. Eğitim Gönülleri Vakfı'na bağışladığınız, gelirini bağışladığınız kitabı. Ve orada bir çocuğun ağzından, çocukların ağzından yazdığın, bu işe tutkuyla sarıldığını gösteren çok heyecanlı bir kitap okudum aslında. Evet. Çünkü sen sahne hep tozu. Sahne tozu ve sen hep heyecanlısındır ve hep bir şeylerin arkasından gidersin zaten hayatta. Bırakmazsın peşini ama o naiflikte anlatman, o kitabı herkesin okumasını çok isterim. Çünkü kitapta bir çocuk nasıl sanatçı olur da var, bir çocuk sanatla karşılaştığı zaman nasıl olur da hayatı değişir de var. Çünkü o çocukların hepsi dansçı olmayacaklar belki. Büyük ihtimalle olmayacaklar. Çünkü çok yaygın. Belki birçoğu sanatla da yakın duracaklar ama, evet, sanatçı olmayacaklar belki. Evet. Ama öyle bir rota çizdin ki sen onlara. Biraz onu anlatmanı isterim. Yani kurs dışında sen senin eğitimin ve senin görüşün üzerinden şekillendirdiğin bu öğrenci mantığını dinlemek isterim senden çok. Ya tabii yaptığımız tüm sanat dallarında olduğu gibi işin heyecanı, seyirciyle buluşma kısmı, aynı zamanda disiplini var. Evet. Bence eğitimde iki kelimeye çok dikkat etmek lazım. Yani 20. yıla geldik. Gelecek yıl bizim okullarımızın 20. yılı. Evet. Benim sanat hayatımında konservatuvar sayarsak 40. yılı. Bravo. Şu kadarcık tecrübeyle şunu görüyorum. İki kelimeyi korumak lazım. Sevgi ve disiplin. Bu, evet, iki kelime üzerinde dönüyorsa bütün her şey, bence çok daha öteye taşınabiliyor ve duygu yüküyle çocuğa dokunabiliyoruz. O çocukların bunu benimsemesi, bu zor eğitimi ki sürdürmesi gerekiyor 10 yıl boyunca, sürdürebilmesi için, benimsemesi için bence önce bize inanması gerekiyor. Evet. Çocuklar bence bu inançla yola çıkarlarsa kendilerini bırakıp tabi olabiliyorlar ve siz onları artık bir hamur gibi şekillendirmeye başlayabiliyorsunuz. Evet. Yeter ki fikren size uyum göstersinler. Tahmin ettiğimizden çok daha öte felsefe yapabilen varlıklar aslında çocuklar. Yani artık yap, otur, kalk değil, uzun cümlelerle onlarla istişare ederek belki ortak yolu bulmalıyız. Bunu yapmaya çalıştık biz okullarda. Çocuklar da o zaman üretmeye başladılar, düşünmeye başladılar. Ve fikir beyan etmeye başladılar. Birlikte olmanın keyfine de varmaya başladılar, tabii, değil mi? Tabii, sosyal ortam oluşuyor. Senin kitabından öğrendiğim kadarıyla sana söylüyorum aynı şeyi ama bir de kitabın başında şöyle bir şey söylüyorsun. Evet, birliktelik, evet, yalnızlık da var, yıldızlara dokunmak da var ama bir de şunu söylüyorsun. Kıskançlık var bu işin içinde. Var. Rekabet var bu Ego işin var. İçinde. Ego var bu işin içinde. Ve İnsanda bizim bildiğimiz dansın içinden gelmeyen, bizlerin bildiği yakın zamanda Siyah Kuğu filminde, Black Swan'da izlediğimiz ya da Barış Nikop'un filmleriyle büyüdük biz TRT nesli olarak. Neler, evet, neler. Ve orada neleri gördük? Dansçılar arasındaki kavgalar, çekişmeler, sürtüşmeler, birbirinin ayağını kaydırmalar. Bu bir tek tabii ki dansta yok. Bütün sanatlarda var. Ama senin sahne tozunda yazdığın felsefede bunların hepsi var. Ama biz birlikteyiz ve bu bir yolculuk. Birlikte yapılan yolculuğun altı çok çiziliyor. Ben buna hayran kaldım. Her şeyde olduğu gibi mutlaka siyah beyaz var. Bu dünyada da var. Fakat nereden, yani başımıza ne geldiği çok önemli değil. Nasıl onu karşıladığımız çok değerli bence. Çocuğa bunu öğretirken aslında kendimize de söylemeye çalışıyoruz. Yani akademisyenlerin şansı, ortak şansıdır bu. Bir şeyi öğretmeye çalışırken karşı tarafın verdiği reaksiyondan çok şey öğrenmeye çalışır aslında akademisyenler. O yüzden akademide kalmak da çok büyük keyif olabilir. Dolayısıyla bu dünyada da kıskançlıkların, egoların, hasetin, çekememezliklerin olduğu dünyada biraz da her şey pembe ve masalsı. Bundan, evet, acaba keyif alabilir miyiz ile yola çıkıyoruz. Çünkü en büyük rakibimiz kendimiziz aslında. Evet. Karşı tarafı görmeden bunu içselleştirebilirsek, cümleyle kurmak kolay. Ama, evet, gel gör, hadi çocuğa ver bunu. Kolay iş değil. Bunu yapabilirsek bu sefer çocuk
kendine ait bir dünya oluşturmaya başlıyor ki ailelerin bütün istediği olmaya başlıyor. Disiplinli çalışma, hedef belirleme, evet. Sağlıklı yaşam, bırak onları. Ya da kolektif çalışma. En büyük dostunun aslında çevresinde olduğunu fark etme ve çok güçlü durma. Evet. Ya bütün bunları oluşturmaya başlıyor çocuklarda. Geçenlerde bir 8 öğrencim çok önemli bir koleje, girilmesi evet, son derece evet. zor bir koleje. 8'de 8 girmek istediler. Bunlar da beraber böyle hareket ediyorlar çocuklar. Hocam dediler, biz hepimiz bu koleje girmek istiyoruz. Ama birimiz girmezsek hiçbirimiz gitmeyeceğiz oraya. Tabii bunun doğru olmadığını anlatmaya çalışıyorsun ama. Evet. Yani artık kendileri kararlar almışlar ve ben de merak ediyorum hakikaten ne olacak diye. 8'de 8. Çok güzel. Hedef belirlemişler çünkü. Onu yapacağız demişler Tancım, ve yapmışlar. Bu sohbet burada bitmez. Çünkü eğitimcilik hayatı, dansçılık, yöneticilik çok güzel bir çizgi ve gurur duyduğumuz birisin her zaman. Teşekkür Sana ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Oyunculuk geçmişini de biraz konuşacaktır. İkinci Baharları, Yavuz Turgulları ve o ekibi ama Barış Nikov'tan geldik madem. Bir gün dilerim senin de içinde olduğun dansla ilgili bir filmimiz olur ve hepimiz izleyebiliriz. Ne kadar arzu ederim bir bilsin. Ben de çok arzu ederim. Sana çok teşekkür ediyoruz programımıza geldiğin için. Tekrar seni görmek isteriz, her zaman görmek isteriz programımızda. Beni davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. TRT2'ye de teşekkür ediyorum. Umarım uzun yıllar sürecektir bu kanal. Yani devlet destekli olmasa gerçekten zor gidebilecek bir sanat kanal. Her zaman öyle, sanat her zaman öyle. Her zaman. Ama yapılması, kurulması ve arkasında durulması gerekiyor. O yüzden TRT'de burada teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Tancım. Sevgili seyirciler, sırada şehir takvimi. Buyurun efendim. Remy DeVos tarafından kaleme alınan Batı, İlişkileri gittikçe dibe vuran bir çiftin hikayesini anlatırken Avrupa'da yükselen aşırı sağın sıradan insanları nasıl dönüştürdüğünü irdeliyor. Sana neden katlanamadığımı biliyorum. Çünkü sen varsın. Evet, evet. Ne için? Siz daha iyi bilirsiniz. Birden bir şey böyle gelecek. Peyami Safa'nın kült romanı Yalnızız sahnede seyirciyle buluşuyor. Hüseyin Sorgun'un tiyatroya uyarlayıp yönettiği oyun, dünden bugüne yalnızlığın iz düşümünde izleyicileri hayatı, aşkı, insanı, doğuyu ve batıyı sorgulatan bir yolculuğa davet ediyor. Bugün nerede olduğunu biliyorsun. Biliyorum. Nerede? Gezmeyeyim. Hadi Hüseyin. Tamam ablacığım. İki insanın birbirini tanıma, anlama, bir arada yaşama mücadelesine yeniden ve farklı bir yorumla yaklaşan Matruşka, İstanbul Şehir Tiyatroları tarafından sahneleniyor. Vapura bindim. Bir ağaç gibi yapmamış yavrum benim başımda. Vapura bindim de ayaklarım gitmiyor sanki. Vapurdan bana baktın. Tekrar el sallandın. Alo. Alo. Ahmet Mithat Efendi'nin aynı adlı romanından tiyatroya uyarlanan Felatun Bey ile Rakım Efendi, yanlış batılılaşma konusunu ironik bir yaklaşımla ele alıyor. Patrick Galua şefliğinde gerçekleşecek Dünya Kadınlar Günü İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası konseri Süleyman Seba Kültür Sanat Merkezi'nde. Paul Dwyer, 1988'den beri etkilendiği Türk ve Batı kültürünü harmanlayan bir konsere imza atıyor.
Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserde Paul Dwyer and the Bandits grubu izleyenlere Türk ve yabancı parçalardan oluşan bir repertuar sunacak. Rock müziğin eskimeyen isimlerinden Feridun Düzağaç konserinde sevilen şarkılarını seslendirecek. 35 yıl olmuş ihtiyar bir çocuktur güzel ruhum. Abluvası oynak kaçar bıraksam hala. Ama çok düştü incindi yoruldu dinlenmedi. Sertab Erener, sanat hayatındaki 25. yılını Sertab'ın müzikaliyle kutluyor. Türk resim sanatının önemli isimlerinden Abidin Elderoğlu, ölümünün 45. yılında Ankara'da Nurol Sanat Galerisi'nde bir sergiyle anılıyor. Kısa süre sonra sona erecek olan sergide Elderoğlu'nun farklı dönemlerinden değişik tekniklerle yaptığı eserleri yer alıyor. Oğuz Yeşilay'ın ahşap kaidelere oturmuş metal heykelleriyle tamamlanmamış insan heykellerinden oluşan sergisi Galeri Selvin'de gezilebilir. Sevgili seyirciler, Hayat Sanat burada sona erdi. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, esen kalın efendim.